Öncelikle Sayın Kurum'a hayırlı olsun demek isterim adaylığı. Umuyorum gayet nezaketli, İstanbul odaklı ve faaliyet, icraat, yapılan, yapılamayan üzerine kurulu bir süreçle yorumlanan bir seçim olsun. Temennimiz bu. İstanbul'a dair kurduğumuz masalarda, ortamlarda nasıl İstanbul odaklı olduğumuzu, soruna çözüm odaklı olduğumuzu kendileri çok iyi bilirler. Ülkemizin belli bakanlıkları ya da kurumları, kuruluşları her ne koşulda olursa olsun bu tür ortamlara daha hassasiyetle yaklaşırlar ve yaklaşmalıdırlar. Bu fotoğrafı elbette önemsemiyorum. Öyle tek bir fotoğrafla bu işler olsaydı muhtemeldir ki son 21 yıl içerisinde muhtelif ulaştırma bakanları, muhtelif belediye başkan adayları ya da belediye başkanları binlerce fotoğraf çekilmişlerdir. Ama biz fotoğraf çekilmek değil, milletimizin sorunlarını çözüm bulmak için yola çıktık. Bunun şöyle bir çözümü vardır, topyekün, hep birlikte, seferberlik. Bu duygularla hem Sayın Kurum Bakan iken hem mevcuttaki Sayın Bakan'a gidip ne düşündüğümüzü içtenlikle, içimizi tamamen ortaya dökerek, masaya koyarak, ortaya koymuş bir belediye başkanı olarak ne yazık ki bütün bu başlangıçtaki iyi niyetli, samimi konuşmaların akabinde görüşmeler, konuşmalar kesilmiş. Genelde şöyle bir işaret yapılmış yani. Hani şöyle bir işaretle yön gösterilmiştir bana. Bunun ne anlama geldiğini onlar izah etsin, ben değil. Yani ve karar verilemediği, bu işin siyaset üstü tutulamadığının işaretini böyle göstermişlerdir. O bağlamda ben Sayın Kurum'un topyekün cümlesini anlıyorum ama topyekün seferberlik duygusuna bir katkıları olmadığını görüyorum. Bundan sonra olmasını arzu ederim. Ya İstanbul seçimi her zaman zor bir seçimdir. İstanbul seçimi nefes nefese büyük bir efor, büyük bir güç gerektirir. Dolayısıyla rakibin pozisyonuna bakmadan kendi rekorlarını kıran bir maraton koşucusu ya da bir 100 metre sprinteri gibi sürece odaklı ve her daim rekor kıracak derecede koşuya hazır bir adaylık gerektirir. Ben öyle bir adayım. Arkamda kimin koştuğuna bakmam. Ben önümde kıracağım rekorlara bakarak koşmaya devam edeceğim. Sonucu Allah bilir.